أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعِ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُوا إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Adamların mantığı bu. Yani nereden çıkardı diyemeyeceğiz. Hatta bir ayet birbirlerine tavsiye mi ediyorlar bunlar? Ta iblisten beri böyle düşünüyorlar. Haberini verince yorum kolay. Birbirlerinden öğreniyorlar ya da akıl hocaları aynı. Hepsine iblis öğretiyor bu işi. Mantığa bakın, düşünceye bakın. Ekinleri, tarlaları, malları, mülkleri, hayvanları, davar ve sığırları var insanların. Sonra bunu bölüyorlar. Yani anladığımız kadarıyla üçe bölüyorlar. Bir bölümü herhalde aslan payı kendilerine aslında. Geri kalanın da bir bölümünü Allah'a, bir bölümünü de putlarına, Allah'ın ortakları dedikleri varlıklara ayırıyorlar. Tanrısal özellik tanıdıkları, verdikleri, öyle kabul ettikleri varlıklara onlara da bir pay veriyorlar. Ama öylece kalsalar, zırvanın tevhidi olmaz ya, tersin daha bir tersini yapıyorlar. Sonra o Allah'a verdiklerini şöyle az buçuk, galiba biraz özlemle bakıp, işte verdik ya ya Rabbi ama biliyoruz senin çok öyle ihtiyacın yok. Hadi senden alalım da bunu da putlara verelim diye ondan Allah'tan alıp putlarına veriyorlar. Ama hiçbir zaman putu ayırdıklarını, neyse bu sefer de seninki az olsun ey put, bunu da Allah'a ayırayım demiyorlarmış. Bir böyle anlaşılıyor bu ayet. Bir de yani ayırsınlar bakalım hem Allah'ın hakkını hem putların hakkını. Kendilerince öyle ayarlasınlar ama iyi bilsinler ki Allah'a ayırdıkları Allah'a gitmez. Yani put yanında düşünülen, ortağıyla birlik düşünülen bir Allah hakkı elbette Allah'ın kabul edeceği bir hak değildir. Ama putlarına ayırdıkları elbette putlarına gider. Yarın cehennemde putları, kendileri, tanrıları, ayırdıkları, verdikleri hepsi beraber birbirlerine lanetleşmeye başlayacakları günü beklesinler. Tekrar bakıyoruz 136. ayet. Ve cealu lillahi mimma zer'a minel harsi vel en'am. Allah'la birlikte başkalarını da onun yanında ilahlık makamında gören insanlar var ya, bakıyoruz onlara, Allah için, Allah nam hesabına o verdiği, o izin verdiği, o imkan verdiği ve sonunda elde ettikleri ürünler konusunda diyorlar ki, işte şu pay, ekinlerden, hayvanlardan, davarlardan, sığırlardan, deveden veya diğerlerinden, kendilerinin ürettiklerinden işte bir pay ayırıyorlar Allah adına. Ya Rabbi bu senin diyorlar. فَقَالُوا هَذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ. Evet, bu senin hakkın. Bunu sana veriyoruz. Ama ve hâzâ li şurakâina, bu da bizim tanrıların. Bizim hayatımızı yönlendirecek, kendi düzenimizi kuracak, bizi bize bırakacak, bizim kendileriyle beraberliğimizi ayarlayacak, işte öteki ortakların, senin ortağın bildiğimiz, yanında kulu kölesi olduğumuz varlıkların, bu paylarda onların diyorlar. Femâ kâne li şurakâihim, ortaklarına ayrıldıkları paylar, فَلَا يَصِلُوا اِلَى اللّٰهِ. Allah'a tövbe bile ulaşmaz, mümkün değil. Gitmez Allah'a. Ama وَمَا كَانَ لِلّٰهِ, Allah'ındır denilenlere gelince, فَهُوَ يَصِلُوا اِلَى شُرَكَائِهِمْ, onlar o ortaklara, Allah'ın ortağı zannettikleri tanrılarına, putlarına, ilahlarına gider, varır ulaşır onlara. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Ne kadar kötü bir hüküm, ne kadar çirkin bir iş. Bilmem ama bana bu ayet şunu anlattı. Yani bilmiyorsan anlatma şeklinde bir giriş yapmayın. Yani
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Şam diyarına sahabeden bir grup görevlendirir. Gidin orada Allah'ın hükmüyle hükmedin ama Allah'ın hükmü budur, başka değil, sadece budur demeyin dediğinden dolayı sözü öyle başladım. Yani ben böyle anladım ama benim anlayışım kesin tam doğru, benimkinden başkaları yanlış olmasın diye söze böyle girdim. Bilmem ama bana şöyle geliyor. Ben olayı anlatayım. Siz kendiniz yerinizi bulun. Yanlışım için düzeltme imkanınız varsa memnun olacağımı şimdiden söylüyorum. Bir dönem iki kardeşle tanışıyorum. Bunların amcaoğlu durumunda iki kardeş daha var. Yani dört kişiler. Eksantrik, enteresan insanlar. Kafaları ayrı, yapıları ayrı. Abileri ve küçük kardeşleriyle her biri kendi başına müstakil, bağımsız kimlik taşıyorlar. Birbirlerine benzemezler ama kardeşler ve amcaoğulları. Konuştuk, anlaştık, seviyorlarmış, seviştik. Gün oldu, hadi beraber Kur'an'ın huzurunda olalım dedik. Evet dediler. Yani ders yapalım dedik. Veya sohbet edelim dedik. Yani Kur'an öğrenelim dedik. Allah bize ne söylüyor, peygamber neler söylüyor, bunu birlikte öğrenmeye çalışsak, madem dostluğumuz var, yakınlığımız, arkadaşlığımız var. Tamam dediler. 15 günde bir, pazartesi günü akşamları buluşacağız. Aman Allah'ım ne kadar güzel, ne kadar canlı, ne kadar dikkatli dinliyorlar. Mesela onlardan biri, sanki başında kuş varmışçasına beni dinlerken, kendinde olmadan, haber olmadan elini pakete atıp bir sigara ağzına alıp sonra yakabiliyor bile. Ama farkında değil inanın, ben de öyle kaniyim, farkında olmadığına inanıyorum. Bu kadar ciddiler. Bir gün, yani bir pazartesi gün, onlardan birini aradım, neredeyiz, beni nereye götüreceksiniz diye. Dokunmaz olsaydım, nasıl da binlerce mazeret sıralandı. Birisi İstanbul'a gitmiş, ötekinin gittiği yer belli değilmiş, biri de gitmek durumundaymış, yani üçü yokmuş, biri varmış, bir tek o. E ne olacakmış yani, bütün bunları niye anlattın diyorum. Yani bu hafta olmasa, sanki geçen hafta vardı, Kur'an'la beraberdi. Hayır, zaten 15 günde bir saatlik bir beraberlik. Onu da işte 15 gün oldu ama 21 gün olsun, olmasa bir ay olsun, ne fark eder dercesine süreyi uzatma teklifinde bulundu. Çarem ne ki? Başka imkanım yoktu ki. Zorlayıcı bir durumda değildim ki. Hay hay dedim. Siz bilirsiniz. Öyle uygunsa öyle olsun. Ama içime bir kurt düşmüştü. Acaba 15 günde bir Allah'a bu gecelerinin o bölümünü ayıran bu insanlar, hadi ötekiler yok, bu adam ne yapacaktı bu gece? Çünkü 15 geceyi önüne koyuyordu program yaparken. Diyordu ki, ya Rabbi bu gece sana ait, 3 saatimi ben sana, 1,5 saatimi sana veriyorum ya Rabbi diyordu. Diğer gecelerinin kimilerini kendine ayırıyor ama kimilerini de istemediği halde, sevmediği halde, olmaz olsun dediği halde o işte olmaz olasıcalara ayırıyordu. Öyle zannediyorum, öyle konuşuyorlardı çünkü. Fakat acaba bu gece ne olacaktı? Bana önemli olan oydu. Bunun cevabı benim En'am suresinin bu ayetini anlamama yardımcı olacaktı. Öyle zannediyordum. Bismillah, düştüm yola. 7-8-10 kilometre ötesi vardım. Ekranın karşısında oturmuş beyefendi. Kafesimi, nes kafesimi hazır. Duman gölgesi arasında işte o lahuti bir manzara orada kendi dünyasına dalmış. Gayet kendinden emin. Beni görünce sevişti, rahat ve huzurunu bozmaz bir tavırla şen şakrak bir ev sahipliği sergilemeye başladı. Ben gayri ihtiyari sordum. Ne yapıyorsun? Sen bugünü Allah'a ayırmıştın. Ya Rabbi bu gecem senin demiştin. Dün zaten ona vermiştin. Evvelki gün onundu. Ama neyse ya Rabbi, hadi bugün de onun olsun da 15 gün sonra sana bir daha veririm mi dedin. Geceni Allah'a öyle mi arz ediyorsun? Demeden kendimi alamadım. Ne dersiniz? Yani Allah'a ayırdıklarımız onlarda mı bazen putlara gidiyor? Yani adamın ekranlı put dedim anlamına gelmez. Öyle demedim, öyle demek istemedim. Siz öyle anlamayın. Yani programı düşünün. Hani Allah'a ayıracağımız, ona gideceğimiz, onunla beraber olacağımız zamanlar olacak ya,
Onu da başkaları çalmasın. Akrabalar, arkadaşlar, bacanaklar, enişteler, dayılar, amcalar çalmasın. Ne dersiniz? Mesela cumartesi bacanak günü. Pazar, ona dokunmayın. O kayınvalidem günüdür. Çok güzel. Peki ya salı, çarşamba? O da arkadaşlarla, devre arkadaşlar, düz arkadaşlar, uzun ve geniş arkadaşlarla, o zaten kimse bozamaz, yıllardır berabersiniz. Salı günü öylesiniz, çarşamba. Geriye, isterseniz şöyle yapsanız programı, haftanın bari hiç olmazsa bir gecesini, bu gece Allah'a gideceğim deseniz. Erken yatıp, sahurda kalsanız, seheri değerlendirseniz, Rabbinizle daha bir yoğun beraber olsanız, hatta gündüzünü de oruç tutmaya niyet etseniz, bu anneler günü, babalar günü gibi Allah günü, peygamber günü anlamına gelmesin. Öyle demek istemedim ama Allah'a daha bir özel zaman ayırmaya, daha bir ona kulluk etmeye, daha bir tesbih ile, tehlil ile, tekbir ile onun huzurunda olmaya çalışsak. Ne yapıyorlarmış? İşte şunlar, yani 10 ton buğday kaldırdı. Şöyle birazını Allah'a, birazını da hani onsuz olmaz, kendince putları varsa, benzeri Allah'ın ortağı zannettiği, onu Allah'a yaklaştıracak zannettiği şeyler, onu da onlara ayırsa, sonra o Allah'a ayırdığından az biraz ölçek yine öbür tarafa atsa, ya Rabbi sana pek o kadar lazım değil, biraz daha verse gibi. Mesela şöyle de hesaplayabilirsiniz. Maaşınızı almıştınız, Allah adına bir bölüm ayırıyordunuz, onda bir. Ama bu ay çok acil oldu. Çocuğunuzun çikolata masrafı için muzla beraber onun sütlü, yani ne demek istediğimi anladınız herhalde. İşte o aylık ekstra masraflar vardı ya. Neyse bu ay Allah'ınkinden kısalım da ona geçiverelim. Ama önümüzdeki ayda ya Rabbi sen kusura bakma bunu biraz azaltalım. Yani öbür ay zaten borca öyle girmişim ki ne yapacağımı bilemedim. Ekmek parası için Allah'a ayırdığımdan onu da alalım. İyi de yani hep Allah'ınkinden niye alıyoruz? Hani gece Allah'a, gündüz Allah'a zaman ayıracaktık, onlarla Allah'a kul köle olacaktık. İşte böyle bir mantık bizi Allah'a kulluktan alıkoyuyorsa daha titiz davranacak, daha gayret edeceğiz. Ama iyi bileceğiz ki Allah'a ayrılanlar eğer bu mantıkla Allah'a ayrılmışsa Allah'a ulaşmazlar. Ya Rabbi bak günümde 5 saat namaz için böyle 10 dakikadan 1 saatte bitirmiyorum. Ben birer saat namaza ayırıyorum ve 5 saat senin için ayırmışım. Sonra uykudan kalktığımda veya uykuya gideceğimde dua ve niyazımı unutmuyorum. Arabaya binince hatta otomatik taktırmışım, başlıyor hemen ben marşı çevirmeden anahtarı. Sübhanellezî sakkara lenâ demeye başlıyor. Bak ben sana zaman ayırmışım. Oldukça da çok, yarı yarıya neredeyse, yani az buçuk idare etsin diye dilenciye verilir cinsten zaman değil. Yekün tutacak günümün yarısına yakını ben sana veriyorum. Ama geri kalanları da sen yani biraz müdahale etmesen, onlar da bizim olsa kendimize göre şöyle göğsümüzü gere gere bari kalanı harcasak demeye kimsenin hakkı yok. Çünkü zamanı veren, imkanı veren, ekini veren, tarlayı veren, atı veya arabayı veren hep Allah olunca kime neyi ne kadar vereceğimizi yine o belirleyecektir. Mesela bize kulağı Allah vermiş. Ya Rabbi verdim sana, biz günde bir saat kulak veriyorum. Seni bir saat dinliyorum. Onun ötesinde sen bana müdahale etmesen de rahat yaşasak demeye kimsenin hakkı yok. Vakedalik. İşte böyle. Aynen bunun gibi. Aynı şekilde. Zeyyene li ketirin minel müşrikine katle evladihim. Adamlarda mantıksızlık mı? Alabildiğine. Örnek mi istemediğiniz kadar? Neler ve neler var? İşte bir tane daha. Aynen bunun gibi. Onların ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdiler. Yani aynı şekilde Allah'a ortak koştukları varlıklara veya güçlere olan inançları Allah'tan başka şeylere ilahlık yakıştıranların çoğuna çocuklarını öldürmelerini bile güzel gösterdiler. Böylece onları yok olmaya ve inançlarında şaşkınlığa götürür bu iş. Çocuklarını öldürmenin güzel gösterilmesi nasıl? Nasıl olur da çocuklar hem öldürülür hem güzel olur bu iş? Adam baştan şartlanırsa, hani öyle derler, bilmem hiç görüşüp konuşmadım diye latife olsun. Kedi yavrusunu yemek istediğinde şöyle gözünü kapatır, güvercin yavrusu gibi tasavvur eder, gözünü açarken bir hamlede saldırır ve anında parçalar yermiş. Değilse yer mi?
Peki anneler, babalar, çocuklarını böyle kumlara gömdüklerinde, toplum bataklıklarına gömdüklerinde, emperyalist, materyalist yapılanma yarışına girdiklerinde, çocukların helakini gözleriyle seyrettiklerinde, başka bir şeye şartlanmadıklarını kim iddia edebilecek? Elbette öyle, öyle olacak. Yani kendi kendilerine, وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden pek çoğuna, işte onlar, yani Allah'ın ortağıdır diye kendilerine kul köle olunan varlıklar, katle evladihim, çocuklarını öldürme konusunu onlara süslü göstermiş, güzel göstermiştir. Böyle zevkle öldürüyorlar. Şurakâuhum, o şerikler, ortakları yaptı bu işi. Acaba çocukları zevkle öldürmek, sadece böyle elinize bıçak aldınız ya da tabanca veya bir başka silah ya da ipe bağladınız, attınız denizin ortasına bir taşla veya bir başka çeşidi. Böyle midir dersiniz? Yani Kur'an'a bakıyoruz, ölü ve diri konusunda farklı kavramlar öğrenmiştik En'am suresinden. Kimdi ölü? Kur'an'la beraberliğini yitiren. Kimdi diri ve canlı? Vahiyle beraber dipdiri olanlar. Öyleyse çocuklarını Kur'ansız, sünnetsiz bırakıp öldürenler. Üstelik bunu neşeyle yapıyorlar, görüyorsunuz. Belki vardır sizin mahallede de bir iki örnek. Belki hayatınız boyunca yaşınız varsa biraz görmüşsünüzdür zaman zaman. Arada bir de olsa görülür böyle örnekler. Kendi çocuğunu, öz evladını, ciğerparesini Kur'an'la ilgisiz, sünnetle ilgisiz bir hayatın insanı olmaya teşvik ederler de bakmışsınız, bunu neşeyle, zevkle, kolaylıkla, güzellikle yapabilirler. Kafirler, Allah'ın ortağı zannettiği, Allah'ın eşi zannettiği o varlıkların emirleri doğrultusunda hareket ederek derler ki, evlatlarımızı öldürelim. Bunu böylece net, ben çocuğumu öldürmek istiyorum diyen göremezsiniz belki bugün, ama dün varmış. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlermiş. Alırlarmış elinden tutarlarmış. Götürürlermiş bir çukur, atarlarmış oraya. Çocuk baba diye feryat ederken içleri kan ağlayarak mı? Biraz ama bir görev başarısı içinde mi? Evet, dönerlermiş geriye. Çünkü o yapılacaktı ve yapılmıştır. Mesela bir şeyin birine göre korkunç, diğerine göre güzel olmasına belki örnek olur. Mesela bir anne ve baba ciğeri, ciğerparesi, kanı, damarı gibi bildiği, kalbi, gözü gibi sevdiği işte o yavrusu, kızını vakti gelip gelin edeceğinde hatta güzel elbiseler giydirip böyle gelinlik dediğimiz şeylerle alıp teslim ediyor mu kocası olacak damadı adayına? Evet. Neden ama? Bu bir inanç işidir. Salı veriyor mu, atı veriyor mu, onun yok olmasını ama evinden gidiyor, yanındaydı, başkasının oluyor. Öyle değil işte. Onun mantığını kavrayınca bunun bir helak olmadığını anlıyoruz. Bunlar da kendi kendilerine bir mantık geliştiriyorlar. Diyorlar ki, bu çocuk ölmeli, öldürülmeli, bu çocuk atılmalı, kuma gömülmeli, bu çocuk ortadan kaybolmalı, soframa oturmamalı. Bunu kabulleniyorlar ve buyurun diyorlar. Hatta tanrılarına kurban etmeye çalışanlar filan aynı endişenin ürünü değil mi? Peki bununla ne sağlayacakmış o ortaklar? لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ Böylece helake düşürecek onları hem de kendi aleyhlerine dinlerini karmakarışık eyleyecek. Yani yerle bir olacaklar, düşecekler, yok olmaya başlayacaklar, inançlarında şaşkınlığa götürülecekler. Fakat bu onların güçlerini, kuvvetlerini anlatmasın. Öyle zannetmeyin. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Eğer Allah dileseydi, onlar kesinlikle bu işi yapamayacaklardı. Öyleyse salıver onları bakalım. İftiralarıyla, kendi uydurdukları hayat tarzlarıyla sen salıver onları, onlar bildikleri gibi yaşasınlar. Sen de emrettiğim gibi yaşa. Sen onları düzmekte oldukları iftiraları bırak, yaşasınlar bakalım ne yapacaklarsa. Peki,
Onlar başka ne yapıyorlardı? Neyi bırakacaktık? Yani densiz, dengesiz ve düzensiz sözlerinde ne var başka? فَقَالُوا هَذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرْسٌ حَجْرٌ İddiaları şu adamların. İşte şu hayvanlar ve ekinler var ya, onlar kesinlikle sakın ha dokunmayın onlara diyorlar. Niye? Yasak. Kutsanmış onlar. Çünkü la yat'amuha illa men neşa'u bizamihim. Kendi inançlarınca ancak bizim istediğimiz, izin verdiğimiz dışında başkası yemesin onları diye yasak koyuyorlar. Neden o? Ne yetkileri var? Dahası ve en'amun hurrimet zuhuruha. Şu hayvanlar, onların da sırtları yasak, haramdır. Hiçbir şey, hiç kimse binemez, hiçbir şey yükleyemezsiniz ona. Daha ve en'amun la yedkurun esmallahi aleyha iftirayen aleyh. Allah'a iftira ederek kimilerine de Allah'ın adını anmazlar. Besmelesiz öyle yapmaya çalışırlar. Ve Tanrı da böyle ister dercesine onları kutsal, onları mübarek bilirler. Allah'a da iftira ederler. Ama seyyedzihim bima kanu yefterun, iftiralarının cezalarını mutlaka çekecekler, kesinlikle. Kimi hayvanlar, kimi ekinler, onlar yasak. Yani öyle kutsanmış, öyle mübarek, öyle özel ki onlara kimse dokunamayacak, kimse yiyemeyecek. Ancak onların izin verdiği müstesna. La yat'amuha illa men neşa. Bizim istediğimizin dışında kimse yemesin. Ama bu bizamihim, kendilerince öyle. Bir delilleri falan yok. İbrahim aleyhisselam dedi de ondan değil. Ben Taberi'de ya da ben Kurtubi'de bir rivayet gördüm. Ben Abdurrahman İbni Ebi Leyla'nın bir görüşünü veya İbni Ebi Şeybe'nin bir rivayetini anladığımda ondan dolayı demiyorlar. Öyle uygun görüyorlar. Ha öyle dedim diye bir söz var. Yani işte aklıma geldi. Bir evlat babasını arabaya almış. Arkada çoluk çocuk. Arabada sağda babası oturuyor. Öyle bir ana kavşak sağa sola bakarken sağ tarafı tam görememiş. Baba baksana sağda gelen giden var mı filan demiş. O da yok serbest diye gayet rahat kendinden emin bir ifade kullanınca arkadaş anlatıyor. Tam gaza basacaktım ki vın diye önümden bir araba geçti diyor. Baba ne yaptın sen demiş. Ha öyle demiştim demiş. Hepsi o kadar. Yani işte öyle dedim diye kendi gidecek belki herkes gidecek. Ama öyle insanlar böyle yapmıyorlar mı? Öyle diyorlar. Tamam bunlar haram. Ben dedim haram diyor. Yani ekinler haram, hayvanlar haram, kendi kendine haram. Niye göre haram ediyor insanlar böyle? Onlar demiş haram, onlar istediği yiyecek, onların istemediği yemeyecek. Dahası üzerlerine yük bindirmek de haram kimi hayvanların. Biz öyle dedik. 10 sene doğum yapana yasak. Ya da 10 erkek doğum yapana yasak. Ya da kendilerine göre kurallar koyacaklar. Elbette bir mantığı olacak. Yani kendilerini ikna edecekler. Öyle saçma sapan diye kendiler de gülmeyecekler belki önce. Ama saçmalıklarla dolu bir kural. Bir de Allah'ın adını anmayacaklar. Allah'a iftira ederek. Anılmaz diyecekler. Bunlar Allah adına değil diyecekler. Allah cezalarını verecek. Bugüne taşıyın bu konuları. Var mı sizde de öyle? Dokunulmazlık yüklediğiniz. Bunlara dokunmayın. Bunlara karışamaz kimse. Yani biraz daha ciddi, biraz daha belki yerinde bir ifadeyle, kimseyi itham etmediğimiz gerçeğiyle, oradan hareketle, bu konulara, bu yasaklara Tanrı bile karışamaz. Bunu Allah bile değiştiremez dercesine. Yani kesin ayete rağmen, hadislerden anlaşılan kesin hükümlere rağmen, hayır bu kesinlikle böyle olacak. Ayet de getirseniz, hadis de söyleseniz, Allah dedi deseniz, peygamber dedi deseniz, bu konuda bizim dediğimiz böylece yesin denilen yenilir, yemesin denilmeye yenilmez gibi yeme içmeye, giyim kuşama, sosyal siyasal ilişkilere, düğüne derneğe, davete, ziyafete, ziyarete, Allah'ı karıştırmadığımız noktalar var mı? Biz biliriz, kuralı biz koyarız dediğimiz öyle bölümler var mı hayatımızda? Allah korusun. وَقَالُوا Dahası şöyle diyorlar. مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى اَزْوَاجِنَا Bu hayvanların karınlarında olan yalnızca bizim erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise
Haram onlara, yasak. Kadınların ne hakkı var? Yani doğacak yavru bize ait. Başka türlü olmaz ki. Amma ve in yekün meyteten fehum fihi şurakâ. Eğer o ölü doğarsa, ha o zaman onlar da ortak olsunlar. Diri, canlı, yeni bir hayvan olarak ortaya çıkınca o sadece erkeklerin. Niye öyle? Nereden kaynaklandı bu iş? Yani nereden kaynaklandığını düşünmenin anlamı yok ki. Çünkü seyezzihim vasfehum, Allah bu vasıflarının, tariflerin cezasını verecek zaten. Allah cezalarını versin. Bu yaptıkları taksimin, tarifin. İnnehu hakimun alim. Bilen, hükmeden, hikmet sahibi, yerli yerince bilen, yanılmaz bilen, en bilen, mükemmel bilen Allah. Ama onlar Allah'a sormuyorlar ki. Nereden çıkarıyorlar? Öyle dediler. Öyle gelmiş akıllarına. Yani kendi heva ve heveslerine takılı kalıp böyle yapıyorlar. Başka dertleri yok. Kafalarına göre takılıyorlar. Şimdi söyleyin. Hayvanın karnındaki o yavru doğunca erkeklere ait ama ölü doğarsa hem erkek hem kadın ortakta, tamam seninki de öldü, benimki de öldü. Ama güzel. Onun payına düşünce ölü olarak düşecek ki ondan çarpacak belki de. Bak bu öldüydü, seninkinden ben aldıydım mı diyecek, bakalım daha neler uyduracaklar. Kad hasirallezine katelu evladahum sefahen bi gayri ilmin. Bilgisizce, üstelik sefih olarak, akılsızca. Yani İbrahim dininden yüz çevirmiş, Allah'a sormadan hareket ederek kendi çocuklarını öldürenler kesinlikle sonunda hüsrana uğrayacak, yazık edecek olanlardır. Bir de ve harramu ma razaqahumullahu iftiraen alallah, Allah'a iftira ederek Allah'ın verdiği rızıkları kendilerine haram kılanlar. İşte bunlar kesinlikle hüsrana uğrayacaklar. Kattallu ve ma kanu muhtedin. Onlar gerçekten şaşırıp sapıtmışlar ve doğru yolda bulamamışlar. Hidayeti kaybetmişler. Çocuklarını sefih ve bilgisizce öldürenler. Yani çocuklarına hayat hakkı tanımayanlar ve bunu takıntıyla, öyle akıllarına geldiği için, bir ilim gereği değil, bunu böyle olsun derken Allah'a, vahye, peygambere, hakka, hakikate dayandıklarından değil, işte öyle akıllarına geldiği için böyle karar verenler. Ayrıca Allah'ın kendilerine verdiği rızkı kendilerine haram kılanlar, yasak eyleyenler, işte onlar hüsrana uğrayacaklardır, yazık edeceklerdir. Peki Allah'ın verdiği rızık nasıl haram kılınır? Bakın piyasaya. Neredeyse evlenme konusundan boşanma konusuna kadar, sofralardan ikramlara kadar, harcamalardan toplamalara kadar, kazanmalardan kazanç modellerine kadar, neredeyse her konuda insanlar Allah'ın helalinden buyurun, alın, siz böylece benim dediğim gibi, benim istediğim ortamda yaşayın dediği şeyleri kendilerine haram kılıyorlar da hakkından gelemiyorlar. Mesela tarihte birileri çıkıp Allah kendilerine haram kılmadığı halde ya da tersine farz kılmadığı halde kesinlikle başka çareniz yok. Siz eğer ruhban olmazsanız, yani evlenmeyi terk etmezseniz, savaşı bırakmazsanız, şehri bırakmazsanız, dağ başına çıkmazsanız, bekar olarak hayatını sürdürmezseniz beni razı edemezsiniz demediği halde Allah çıkmış ruhban grup Hristiyan dünyada kendi kendilerine böyle karar vermişler. Biz herhalde evliliği terk etmezsek, şehirleri terk edip dağ başlarına çekilmezsek ya da savaşı bırakıp kendi dünyamızda sakin yaşamazsak Allah'ı memnun edemeyeceğiz diye bu işleri, yani şehirde yaşamayı ya da savaşmayı ya da evlenmeyi kendilerine yasak eylemişler. Sonunda hüsrana uğramışlar. Peki ya şimdi de var mı öyle evlenmeyi, Allah'ın kendilerine helal kıldığı evliliği haram kılanlar? Ya da barikatlar kuranlar, ulaşılmaz, erişilmez bir konumda tutanlar, onun için insanların gidemediği bir gerçek olarak söyleyelim, bundan dolayı haram, yani yasak diyen var mı insanlar? Ama قَدَّلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ. Bu bir sapıklık ve hidayetin dışına çıkmaktır. وَهُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
zer'a muhtelifen ukuluhu ve zeytune ve rummane müteşabihen ve gayra müteşabih. Allah şöyle asmalı ve asmasız bahçeler. Maruşat ve gayra maruşat. Yerden yükseltilmiş, kamelya haline getirilmiş veya zeminde veya bir başka şekliyle ekilip biçilen, insan eliyle emeğiyle gerçekleşen ya da kendiliğinden yetişen bahçeler. İşte bunları Allah var kılmış. Başka? Hurmalar. Çeşit çeşit üstelik. Yani tadı, rengi, biçimi ve kalitesi, kalorisi çeşit çeşit hurmalar ve ekinler. Onlar da vermiş Allah. وَالنَّخْرَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُ Yediğinizde anlarsınız değişik olduğunu. Hatta buğdayla arpa mı ki? Hepsi öyle. Bir de وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانِ Zeytinler ve narlar vermiş Allah. Ki müteşabihen ve gayra müteşabih. Hem birbirlerine benzer hem de hiç benzemez cinsten. Yani zeytin zeytine mi benzemez? Evet kimileri öyle. Nar nara benzemez. Evet kimileri öyle. Bir de nar zeytine benzemez. Zeytin hurmaya benzemez. O ekine benzemez. O buğdaya benzemez. O arpaya benzemez. Yani hepsi birbirine benzemez bir anlamda da. Aynı toprak, aynı su, biri elma, biri ayva olduğu gibi sanki. Peki bütün bunları var eden kim? Allah değil mi? Evet. Buyurun öyleyse. Külü min temerihi idâ esmara. Onlar ürün verdiğinde, yani o ürünler ortaya çıktığında, siz onlar olgunlaştığında meyvelerinden yiyin, afiyet olsun. Ayrıca ve atu hakkahu yevme hasadi, hasat zamanı, devşirme dönemi, hasat günü de aman o mahsulün toplandığı gün yoksullara da haklarını verin. Sakın ha, hani bu sureden şöyle bir 60 kadar sure ileriye gideceksiniz. Kalem suresinde göreceksiniz. Bahçe sahipleri varmış kardeşler. Sakın ha bugün kimse duymasın. Fakir miskin peşinize takılmasın. Biz mevsim gereği ürünleri devşirmeye yani mahsulü toplamaya gidiyoruz. Aman kimseye haber verin de vermeyin de kimse peşinize takılıp onlara verme zorunluluğu hissetmeyin demiştiler de Allah onlardan önce bir emir göndermiş. Bağ bozguna uğrayıvermişti. Öyle değil. Ürünlerin toplanacağı dönem, mahsulün toplandığı gün mutlaka yoksullara, fakirlere de elbette haklarını verin. Ama وَلَا تُسْرِفُوا Haddi aşmayın. Taşkınlık etmeyin. Çizgiyi öteye beriye geçmeyin. Yani ne çok az olarak ne pek çok fazla olarak. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Çünkü Allah öyle taşkınları, haddi aşanları sevmez. Ve minel en'ami hamuleten ve farşa. Bir de Allah bağlar yaratmış, bahçeler yaratmış, ekinler yaratmış, hurmalar, zeytinler, narlar yaratmış da bir de ve minel en'ami hayvanlardan hamuleten ve farşa yük taşıyanlar bir de yatak yapımında kullanılanlar böyle imkan sahipleri yaratmıştır. Hayvanlardan, yani en'amdan. Neydi en'am? Bu surede öğreniyoruz. Hemen bir ayet sonra tekrar gelecek biraz da tafsilatı. 8 çift varlık, koyun, keçi, sığır ve deve cinsinin erkeği ve dişisiyle 8 çeşidi. İşte bunları Allah hem üzerinde yük taşıyasınız diye, kimilerini tabii ve minel en'am hayvanlardan kimileri var ki hamuleten onlara binersiniz yani yüklerinizi bindirirsiniz ve farşen ama kimileri de var ki onları da döşek yapımında yatak yapımında kullanırsınız yani yünlerini kullanırsınız devenin yünü koyunun yünü gibi külü mimma razakakumullah haydi buyurun öyleyse Allah size rızık olarak neler verdiyse yiyin. Ve la tettebi'u hutuvati şeytan. Ama kesinlikle şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü innehu lekum aduvun mübin.
o kesinlikle mutlaka açık ayan beyan sizin için bir düşmandır. Yani unutmayın, şeytan sizin için düşman. Demek ki onun adımları peşi sıra gitmeyin. Şeytanın adımları ve biz onun peşi sıra gideceğiz. Nasıl olur? Yani ayetleri bazen böyle karıştırmaktan korkuyoruz. Anlaşılır, tamam diyoruz ama galiba amel etmek için anlama boyutunda düşününce de apışıp kalıyoruz. Söyleyin, yani ben mi abartıyorum? Allah bakın ne diyor. Külü mimma razakakumullah. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Hatta mealin birinde aynen böyle. Veya bir başkası, Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Yani aynısını yazmış mealler. Ben de aynısını diyeceğim. Külü yiyin, mimma öyle şeylerden yiyin ki razakaküm sizi rızıklandırdı Allahu Allah. O açık ayan beyan, evet yedik, burayı anladık. Vela, ama yapmayın, tettebi'u, peşi sıra gitmeyin. Uymayın, ittiba etmeyin, kutuvati şeytan, şeytanın adımlarına uymayın. Bana şeytanın adımlarını gösterecek, fotoğrafını çekip servisini yapacak birisi var mı? Peki ne anlayacağız o zaman? Açık anladık ama nedir yani şeytanın adımları nerede ki? Nerede gidince ben şeytanın adımlarına uymuş olacağım? Nerede gitmeyince ben şeytanın adımlarını takip etmeyeceğim? Nedir? Nasıl olacaktır bu iş yani? Onun için karıştırmak niyetiyle değil ama anlamak kastıyla ya yanlış olursa derdiyle sorular üretiyor, cevaplar bulmaya çalışıyoruz. Hatırlar mısınız? Ensardan bir kadın Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelir. Dertlidir kendince. Sıkıntılı. Bir problemi vardır çünkü. O çözülmezse heyhat bütün dini alt üst olacak diye korkar. Çünkü namaz dinin direğidir. Namazını düzenleyemezse dininin direği yıkık olacaktır. Dinin direği yıkık oldu mu ha var ha yok ne fark edecek? Korkar elbette. Ne yapacağım diye cidden sorar. Samimi olarak. Der ki ya Resulallah adet döneminden sonra nasıl temizleneceğiz? Samimidir. Peygamber'e sorulur mu sorulmaz mı düşünmez. Çünkü kimden öğrenecek bu dini? Elbette en yetkili odur ve ona soracaktır. O ise, yani Peygamberimiz ise, iffet ve edep, haya sembolüdür. Ahlakın en güzelinin örneğidir. O işte bu özellikleriyle en güzel biçimde, en anlaşılır tarzda ona gereken cevabı verir aslında ama kadın tedirgin, ya yanlış anlarsam diye, acaba anlamamışsam ya da gerekeni yerine getirmek konusunda kendime mal edememişsem diye tekrar soru verir konuyu. Yani nasıl? Ama yani nasıl ya Resulallah diye. O arada annemiz Ayşe oradadır. Şöyle yeninden mi eteğinden mi bir tarafından tutar çeker kenara Allah hayrını versin kadınları rezil ettin diye önce bir espri yapar. Sonra bir kadın mantığıyla bir kadın ruhuyla ona gereken tüm cevabı verdikten sonra der ki ama ne mutlu ensar kadınlarına, ne mutlu ensar kadınlarına çünkü dinlerini öğrenmek konusunda haya yani utanma duyguları onlara engel olmuyor. İşte bu ölçüyü kaybetmeyeceğiz. Ondan dolayı soruyoruz acaba وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُفَاتِ الشَّيْطَانِ değilse ince eleyip sık dokumak helake götürecek insanı biliyoruz. Kılı kırk yarmak değil derdim ya da sırf soru sormak için değil onlar helake götürür. Ama ben bir şeytan adımından söz eden ayetin huzurundayım. Şeytanın adımlarının peşi sıra gitmeyeceğim. Acaba şeytanın adımı nasıl olur ki? Şeytan bir yolda yürür, ben onun peşi sıra gidersem onun adımlarını takip edeceğim. Acaba şeytan hangi yolda yürür? Kaç numaralı otobanda ki o? Kaldırımın ne tarafından gider ki? Kasanın ucundan mı, kesenin başından mı, çayın deminin... Yani nereden başlayacağım bilemiyorum. Ne o şeytanın adımları nerede önümde ki ben ona basa basa gidersem şeytanın adımlarını takip edeceğim. Bu ciddi bir sorun. Biraz kafa yoralım. Şeytanın adımlarını takip etmek yasak, peşi sıra gitmek. Peki söyleyin. Rahman'ın tarifine göre mi? Peygamberin adımlarının peşi sıra mı? Yoksa onun dışında bir şeylerin peşi sıra mı gidiyoruz? Bak demedim yine şeytanın peşi sıra mı diye onu siz düşünecek ve bulmaya çalışacaksınız. Ama acaba biz
kimin adımlarını takip ediyoruz? Başkasını bilmem ama ben rahmetli babamın adımlarını takip ediyorum. Bir bir ticaretimde, ziraatımda, piyasamda, kurbanımda, orucumda ben hep rahmetli babamı kontrol eder, takip ederim. Aynen o gibi devam ediyorum mu diyoruz? Yoksa örf asıldır, ananeye uyarız. Töre neyi emrederse ya da sosyal hayat. Artık modern dönem yaşıyoruz. Bize ne gerekiyorsa bu modern hayatın gerekleri, işte biz onlar peşi sıra gideriz mi diyoruz? Onu yeniden bir kere daha düşünecek, karar vereceğiz inşallah. Semaniyete esvaç. 8 çift. Arapçada böyle tabir edilir. Yani Türkçede çift dediniz mi, iki tane yan yana bir şey olacak, ona çift diyeceksiniz. En yaygın olanlarından biri ayakkabı mesela. Bir çift ayakkabı versene. Garip oldu soru. Peki, bir çift, işte iki tanesi, ama öyle değil, iki çifttir, üç tek, dört çifttir, beş tek, altı ve çiftse yedi tek, ama sekize gelince çift olduğunu biliyorsunuz. İşte buradaki sekiz çift, sekiz eş demektir. Yani, birbiriyle çiftleşecek miktarda, ikisi yan yana konulunca artmayacak biçimde, sonunda çift diyebileceğimiz, 8 eş yaratmış Allah. Minel dhu'nisneyn ve minel ma'zisneyn. Koyundan 2, keçiden 2. Arap dili böyle, zengin. Koyunun şu kadar adı, keçinin bu kadar adı bulunur. Bu da onlardan biri. Ben ganem biliyordum, sen şaat mı biliyordun demenin anlamı yok. Bu da öyle. Kul, söyle onlara. Azzekerayne harrame emil Hüseyin. Emmeştemelet aleyhi erhamul Hüseyin. Ne dersiniz? Yani nedir haram olan, haram kılınan erkekleri mi yoksa dişileri mi veya rahimlerde olanları mı? Söyleyin hangisi haram bu 8 çiftten? Deve erkek ve dişisi, sığır erkek ve dişisi, koyun erkek ve dişisi, keçi erkek ve dişi 8'di. Şimdi Allah ikisini saydı, sonra ikisini daha söyledi. Yani koyundan 2, keçiden 2, etti 4. Arkasından bir soru. Söyleyin, erkekler mi haram, dişiler mi? Niye? Ne özelliği var? Neye göre haram diyorsunuz? Ne yetkiniz var? Ama ya Rabbi sen söylüyorsun da biz yarışın Allah'la öyleyse diyeceğiz değil mi? Mümkün mü? Kim Allah'la yarışacak? Kimin yetkisi Allah'a denk olacak? Allah öyle diyorsa, evet Allah'ınki doğru. Ama değilse, o zaman ne diye dinlemiyorsunuz? Sizinki, bizimki, insanlarınki ne yetkileri var? Erkekler mi haram olsun, dişiler mi? Erkek koyun mu haram, dişi koyun mu? Erkek keçi mi haram, dişi keçi mi? Yoksa rahimlerindeki mi? Yani karınlarındaki mi? Nebbi'uni bi'ilmin in kuntum sadikin. Eğer ciddiyseniz, sözünüzün eriyseniz, hadi bilerek ama bir haber verin. Bu işi bana bir söyleyin bakalım. Ve minel ibil isneyn ve minel bakar isneyn. Deveden 2, sığırdan da 2. Evet, Allah öyle koymuş. Yasa bu. Deveden 2, sığırdan da 2 cins hayvanı aynı şekilde onlar kendileri haram kılmaya çalışıyorlar. Peki onlar haram kılmaya çalışınca acaba neden? Söyleyin. Kul a'dzekerayni harrame emirun seyyin. Emmeştemelet aleyhi erhamul Hüseyin. Yani iki dişiyi mi ya da iki erkeği mi? Peki dişinin rahmindeki yani ana karnındakini mi? Söyleyin. O yavru mu haram? Niye göre diyorsunuz bunu? Deveden 2, sığırdan da 2. Söyle iki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişiyi mi? Soruları anladınız mı? Beraber anlayalım. Ben şöyle anlamaya çalıştım. Yani nereden çıkardınız bu işi diyor Allah. Buna yetkili benim. Kim dedi de yasak koyuyorsunuz? Neye göre yasak diyorsunuz? Neye göre serbest diyorsunuz? Hayata kural koyan siz misiniz? Rabbiniz benim, ben olmalıyım. İlahınız benim, ben olmalıyım. Benden başkası olmaz. Gelin beni dinleyin diyor Allah. Bu bölüm onu anlatıyordu. Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğini tanıtıyordu. Çünkü söyleyin bakın işte. Bu konularda yasak koymaya Allah'tan başka kim yetkili olabilir?
Em küntüm şühedâ izzâ sâkumullâhu bihâdâ. Yoksa siz, Allah bunlar size tavsiye ettiği zaman şahit miydiniz, öyle mi zannediyorsunuz? Bir de, üstelik Tanrı da böyle ister diye Allah'a iftira edeceksiniz. فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسِ بِغَيْرِ عِلِمْ. Bilgisizce, haksız yere, vahye dayanmaksızın insanları sapıtmak, saptırmak, yoldan çıkarmak için Allah'a yalan isnadıyla iftira edenden daha zalim kim ola? Kendi kendine söylüyor, sonra Allah da böyle istedi diyor, öyle mi? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. İyi bilin ki Allah zalimleri kesinlikle hidayete erdirmeyecektir. Allah zalimlere kesinlikle cennet yolunu kapalı tutmuştur. Yani onların hidayetle ilgileri kalmayacaktır. Zalimler, olmayacağı şeyi var kılmaya çalışanlar, bulunmayacağı yerde olmaya çalışanlar, olacağı yerde kaybolanlar, yapmayacağı işi yapanlar, yapacağı işi yapmayanlar, vahyi olması gereken yerde tutmayanlar, gözü, kulağı, eli, ayağıyla yapması gereken kulluğun dışında yaşayanlar, işte hepsi hidayetin kaybı için zulüm özellikleridir. Kul onlara şöyle söyle. La ecidu fîmâ uhiye ileyye muharramen alâ ta'imin yat'amu. Bana şu vahyolunan mesaj içinde, kitapta, yiyen bir kimsenin yiyeceği şeyler için, yani bir adama yeme konusunda haram kılınan şeyler ancak şu sayılanlardır. Onun dışında ben haram bilmiyorum de onlara, haram bulmuyorum başka de. Yani bana vahyedilenler de şu sayılacak şeyler dışında bir haram görmüyorum. Evet, vahyedilenler dışında bir haram olur mu? Bizim için de öyle değil mi? Bunu Peygamberimiz böyle diyor. Allah Peygamberimize söyle insanlara, duyur onlara, şu şu onlar için haramdır demişse evet, vahiy ile bildirilenler. Ama bir başka surede bir başkası bildiriliyorsa onlar da haram. Ya da Allah peygambere yetki vermiş de o da bu vahyin gereği bize bildirmişse onun dedikleri de haram. Yani madem burada bu kadar sayılıyor, bunun dışında haram olmaz demeye kimsenin yetkisi olmasın. Çünkü ya burada anlatılanların şumulü onları da içine alacaktır, onlar da kapsam alanda bulunacak, ya değilse bana vahyolunan dışında bir haram bulmuyorum denildiğine göre haramı Allah dolayısıyla vahyederek de peygamber belirleyecektir. Allah vahyederek. Neymiş onlar? En yekûne meyteten. Leş. Ölü. Ölmüş bitmiş. Kendi kendine ölmüş. Peki ya İslami usullere göre kesilmemişse? Mesela salt para sebebiyle kesilmiş, bir ihtiras, bir kan sevgisi yüzünden kesilmişse, bayılıyorsa adam kan görmeye, elini kana bulamaya, yani öyle kadar, öyle cani ruhlu ki ne yapsa doymuyor, illa bir kan olacak, yani bir can alacak. Bunun için kesiyor sadece, zevkini tatmin için. Yani Allah'ın dediği ölçünün dışında kesilmişse veya ölmüşse. Evdemen mesuhan, ya da akan bir kansa, ya akmak zorunda olan bir kansa, öyle desek belki anlatacaklarıma zemin olur. Hayvanın vücudundaki kan akar bir kandır. Yani akışa hazır bir kandır. Ama akabildiği kadar akar, akma imkanı kalmayınca vücutta kalanlar artık onlar helaldir. Hatta o sebepten iki kan helaldir diyor aleyhissalatü vesselam. Birisi ciğerdeki kan, birisi dalaktaki kan. Çünkü onlar o kadar akıyor, başka gitmiyorlar. Evlahme hınzirin ya da domuz eti. Peki domuzun tüyü, kılı, tırnağı veya derisi onlar haram değil mi kemiği? Hepsi haram ama özellikle eti haram. Eti haram denilince gerisi de hepten haram. فَاِنَّهُ رِتْسُنْ Çünkü o bir pisliktir. Yani bu hayvan pislik. Domuz etini yemek pisliktir. Hayvanı Allah öyle yaratmış dediye rizis diyelim. Onu biz o hale getirmedik. Evet şarabı o hale getiren biz olunca evet ama Allah'ın böyle bir yasasından dolayı onun kullanılması pislik. Onun bizim dünyamızda varlığı pisliktir. Onun yenilmesi pislik, içilmesi pisliktir. Fıskan ya da fısktır. Yani
Allah yolundan çıkmaktır. El-fiskan, Allah yolundan çıkma işi, uhille li gayrillahi bih, Allah'tan başkası adına kesilmiş bir fısk olursa. Allah, hayvanların canla bedenlerinin beraberliğini ancak kendi adına, kendi namı hesabına boğazlanma yöntemleriyle helal kılıyor bize. Değilse fıskı fücur oluyor. İşte böyle olursa bunlar haram, gerisi helaldir diyeceğiz. Yani vahiy ile belirlenenler haram. Lakin bir istisna var. فَمَنْ اِذْدُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ Eğer mecbur kalırsa insanlar, haddi aşmadan, yani çaresiz kalmışlarsa, saldırmadan, doyumsuzluğa gitmeden, haddi aşmamak şartıyla, o zaman yiyebilirler. فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Çünkü o zaman bilsinler ki, Allah gafur ve rahimdir. Şu, Allah'tan başkası adına helal kılınması, Allah'tan başkası adına boğazlanması konusu, Allah'ın isteğinin, modelinin ya da izninin dışında olması demektir ki, insanlar kendi kendilerine ne kadar bahane bulurlarsa bulsunlar, Allah demediyse o modeli, Allah o şekle izin vermediyse, hepten yasak, hepten haramdır. Ve alellezine hadu harramna kullezi zufur. Bir de şu Yahudi olanlara her tırnaklı hayvan haram kılınmıştı. Ve minel bakari vel ganemi harramna aleyhim şuhumehuma. Ayrıca inek ve koyun, işte onların da yağları haram kılınmıştı ama illa ma hamelet zuhuruhuma evil havaya ev mahtalata biaz. Lakin sırtlarına veya bağırsaklarına yapışan veya kemiğe karışanlar müstesna, geri kalan iç yağlarını yemeyeceklerdi. Allah öyle yasak koymuş onlara. ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغِيهِمْ Çünkü onlar azgınlıkları ve haksızlıklarından dolayı böyle cezalandırılmıştılar. وَاِنَّا لَصَادِقُونَ Evet, biz gerçekten şüphesiz dediğimizi yaparız, sözümüzde dururuz, doğruyuz, doğrulanacak şeyler söyleriz. Velhamdülillahi.